Evet, dişlerin arasından çıkan kan. Bu da çok soruluyor. Dişini fırçalıyor adam veya var. dişini sıkmakla dişinden kan geliyor veya dişini çektiriyor. Dişlerin arasından çıkan kan boğaza gidecek olsa bakılır şimdi. Eğer az olup bu kan azsa ve içeriye gitmezse, yani mideye gitmezse orucu bozmaz. Tamam mı? Çok olmakla beraber eğer bu kan çoksa ve tükürüğe mağlup olduğu halde, yani çok ama tükürükten az. Şimdi birincisi de kan az ve aşağı inmiyor. O kan akması ne yapmaz? Orucu bozmaz. Ama efendim kan biraz fazla akıyor ama fazla olmasına rağmen tükürükten az olsa, tükürükten daha az olursa yine hüküm böyledir. Ne olmaz? Oruç bozulmaz. Ancak tadı hissedilirse, boğazda tadı hissedilirse, tükürükten az olup da kan tadı boğazda hissedilirse o zaman oruç bozulur. Diyor ki bu kan tükürükten daha çok veya tükürüğe eşit olduğu halde ise ve boğazdan da aşağı inerse oruç bozulur. Yani toplayacak olursak ağızdan çıkan kan boğazdan aşağı inmedikçe oruç bozulmaz. Eğer boğazdan aşağı iniyor ve bu inen tükürükten azsa oruç bozulmaz. Tükürüğe eşit veya tükürükten fazlaysa ne olur? Oruç bozulur.